Şu anda 52 yıldan beri değişmeyen ama şimdi değişmeye başlayan ve seçim öncesi söz verdiğimiz kahve kahve gezip ev ev gezip ben bu altyapıyı değiştireceğim. Büyükşehir Belediye Başkanı'yla birlikte bu işi biz yapacağız dedim. Borların önündeyiz. Şu anda 102'si başladı ve bitti neredeyse. Dolayısıyla şu anda arkam standa gördüğünüz gibi içme suyu borularımız var. İçtiğimiz ve içeceğimiz borular var. Aradaki farkı herkesin görmesini istiyorum. Niye bu kadar çığlık çala bağırdığımızı, niye bu kadar isyan ettiğimizi, niye bu kanalizasyon değişme, içme suyu altyapısının ve kanalizasyonun değişmesi gerektiğini söylediğim nokta burası. İşte burası sözün bittiği yer. Bu borular inşallah değişiyor ve değişecek. Tabii değişme sırasında kazılar oluyor. Malzemeden, müteahhitten, herhangi bir sıkıntıdan dolayı kaynaklanan geçmeler olabilir. Ben bunu ama size söylemiştim daha önce. Evet, birkaç sene çamura basacağız, toz toprak olacak diye. Maalesef buna katlanmak zorundayız. Neticede bu büyüklerimiz içtiler, bizler de içiyoruz ama bu saatten sonra inşallah çocuklarımız ve torunlarımız bu borularda sular içmeyecekler. Sağlıklı sulara kavuşacağız, içeceğiz daha doğrusu. Akım ne de ilçemize gelen, Türkiye'de şu anda en çok kayıp kaçak oranına sahip olan ilçeyiz. Yani 100 birim su geliyorsa 65 birim su toprak altına kaçıyor. Aynı zamanda orta ölçekli bir baraja sahip olacağız gelen suyu. Korumuş olacağız. Dolayısıyla hem suyun kalitesi değişecek, hem borularımız değişecek, hem de daha tasarruflu sulardan, borulardan su içeceğiz. Kayık kaçak aramız olmayacak. Dolayısıyla ben halkına verdiğim sözü tutmuş olmanın gururunu yaşıyorum. Evet, bazen bana kızıyorsunuz. Okula çocuklarımız giderken çamura basıyor. İşe giderken çamurlu arabalar bazen bozuluyor. Ama bunu katlanacağız. 2024 yılına kadar Büyükşehir Belediye Başkanımız nasıl böyle kazdıysa, izin verdiyse inşallah kapatacağını da sözünü verdi. Bunu da kapatıp bundan sonra artık üst yapıya bakacağız. Alt yapıya düşünmeyeceğiz diye düşünüyorum. Tabii bunlar Allah yapısı, kul yapısı. Bozulmalı olabilir ama bölge bölge olacak. Şimdi Atatürk Mahallesi su kesildiği zaman veya Lalaşahane su kesildiği zaman ta orman bölgesi su kesiliyordu. Ama şimdi önüne konan flanşlarla sadece bölge bölge sular kesilecek. Bir sıkıntı olsa bile ki inşallah olmayacak. Olursa bile ondan dolayı kesintiler de çok kısa sürede bitirecek inşallah. Bu manada bana destek verdiğiniz, bu kardeşlere güvendiğiniz için ve bana dua ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bizden kardeşlerim de gelip burada, meydanda ve şehrin çeşitli noktalarında bu borunu görmesini istiyorum. Niye kızmadıklarını, niye bu borunu yaptığımızı görsünler ve bana ulaşsınlar. Ben de kendilerine anlatayım burada neler olduğunu. O yüzden el birliğiyle ilçenin tüm sorunlarını çözeceğime inanıyorum. Biz herkesin belediye başkanıyız. Hep birlikte ilçemizi kalkındıracağız. Mustafa Kalpaşa ismini sadece Mustafa Kalpaşa'da değil, Bursa'da değil. Aynı zamanda Türkiye gündemini tutmaya çalışıyoruz. Mustafa Kalpaşa'yı tanıtmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla sizin de bu kardeşe yardım edeceğinizi biliyorum ve sevgilerimi sunuyorum. Valla kardeşim yani bunlardan su içmek akıl kârı değil. Ha zamanında bunlar varmış, bunlar yapılmış. Ama teknoloji ilerlediğine göre, her şey daha ileri gittiğine göre daha yenisi, daha sağlamı ve daha güzel. Ne olacak? Çocuklarımız ve torunlarımız daha sağlıklı suya kavuşmuş olacaklar. Ha işin zorluğu var mı? Var. İnsanlar istiyorlar ki hemen bir günde bitsin. Ama bu bir günde bitmiyor. Ben otobüs şoförüyüm. Yollardan en çok geçen biziz. En muzdarip olan biziz. Ama katlanan gene biziz. İnanmazsınız. 10 paralık kavşakta biz otobüslerin bütün tamponlarını bıraktık şu anda. Ama ne yapalım? Bu kadar katlanacağız. Yani 3-5 sene bu işin zorluğunu çekeceğiz. En sonunda da sağlıklı bir suya kavuşacağız. Sağlıklı bir kanalizasyon sistemine kavuşacağız. Yani 50 yıldan beri bu hep aynı sistemde gitmiş ama bundan sonrası gitmez. Başkanımızdan, Mehmet Kanar Başkanımızdan Allah razı olsun çok teşekkür ediyorum. Onu da dinliyorum zaten. Bunları görünce ben başkanımıza hak verdim. Ona, o da hakkını helal etsin. Gerçekten biz pis su içiyormuşuk. Bunu gördüm ve bunu anladım. Mustafa Kemal Paşa Belediye'mize çok teşekkür ediyoruz. Bu temiz suyu bize getirdiği için. Daha önce köylerde de bu şekilde bu borulardan su içiyorduk. Bütün köy atlarımız da değişti. Aslen ben Güllüce'nin eski muhtarıyım. 20 yıl muhtarlık yaptım burada. Nasıl su içtiğimizi biz biliyoruz. Ama şu anda Mustafa Kemal Paşa Belediye Başkanı'na ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Modern altyapıyı bize belediye başkanımız Mehmet Kanlar kazandırdığı için çok teşekkür ederiz hizmetlerinden dolayı. Belediye başkanımız çok iyi çalışıyor ve halkın güvenini kazanıyor.
Çok teşekkür ederiz yaptıkları emeklerinden dolayı. Şu okey. Şu okey.